Başlar başlamaz yenilmek olsa bu olma gerek. Cümleyi de kurdurtmadı bana yine. Olmak üzere. Hadi be, o kadar geldi gitti. Ama yalnız fena bir gövde oldu ha. Güzel bir şey oldu. Alacağız galiba ya. Dur bakayım. Alamasak bile diğeriyle alacağız. Bu bir tane daha. Süper, süper. Tek atmak üzere ne olur. Süpersin. Kal öyle. Evet. Bizim bunu almamız lazım yalnız ama ya. Hadi sinsi. Ulan bütün umudumuz sensin. Bunu aldın. Süper. Güzdürürsün değil mi? Adamsın sen ya. Çok iyisin. O vuruşu bile ona yaptı, gördünüz mü? Ya bütün oyunun kaderini değiştiriyor gerçekten. Zıpkın. Gövde ne olur dönme. Dönsen ne olur? Dönsen ne olur lan? Zaten yan yatıyorsun. Ölüsü bile iş yapmaz bunu. Evet, son bir vuruş yapar mıyız? Tek atacağız ya. Tek vuruş, tak. Servis. Son rakip 150 bin mi vuruyor? Hocan 200 bin mi? Oğlum, ya o kadar savaşıyoruz, gelen adama bak. 150 bin, ya bizi aşar bu. Tabii ki sinsiyle bunu be. Yanlış, aman yanlış girmeyelim. Burada her gördüğünün en büyük. Hop, havada süzül. Uzaktan uzaktan. Bir, iki. Bize vuruş yapamaz benim. Bence yapamaz. Yapamaz. Yaptırmayız. Kanalımıza abone olarak yayınlamış olduğumuz birbirinden farklı videolardan ve yapmış olduğumuz canlı yayınlardan haberdar olabilir ve de 500'den fazla içeriğe sahip olan kanalımıza destek olabilirsiniz. 'Videoyu beğenerek kanalımızın önerilen videolar arasında daha ön sırada çıkmasını sağlayabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Merhabalar, ben Semih. Kanala hoş geldiniz. Nasılsınız? İlk olarak bu şekilde başlayalım. Videoya genelde böyle başlamıyorum ama bundan sonra böyle başlamayı düşünüyorum. İlk başta sizin halınızı, hatırınızı sorduktan sonra videoya giriş yapacağım. Havalar nasıl? Bugün burada kar yağdı. Sakarya'da. İlk başta sabah çok fazla bir rüzgar etti. Yani belliydi zaten bu rüzgardan kesin bir kar çıkar diye. Yağmur yağacağı o kadar da düşünmüyorduk. Şimdi oyuna dönelim. Ne yapacağız? 18. seviyedeyiz ve de şampiyonanın bitimine 25 saat var. Bu zaman aralığında bizim bu şampiyonadan hemen olarak yükselme olayımız var mıdır? Vallahi ben pek zannetmiyorum ama özellikle gövdelere baktığımız zaman zaten çıplak duruyorlar. Şimdi ilk olarak bir ilk ana gövdeyi bir seçelim. Pek de ana gövde sayılmaz bu ya. Çünkü metal parçalar. Mesela bir arkadaş hemen olarak yükselmiş. Ziya Kadir arkadaş var, Türk. Birinci şu anda. Mesela 13 bin vuruyor. 41 bin canı var. Yani güçlü arkadaş bunlar. Güçlü rakipler. Şu arkadaş kelimesini de ağzımdan atmam lazım. Yapıştı. Böyle video çekil 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 çekil. Artık kurtulamıyorum bu arkadaşlar kelimesinden. Artık onu da söylemeyi düşünmüyorum. Şimdi ne yapacağız? Gövde belirleyeceğiz. Öncesinde şu kullanmadığımız gövdeleri satalım. Sat gitsin bunu mesela. Şöyle bir gövde var. 12 gücü var. Pek şey yaramaz. Bana gövdesi var da o da pek iyi değil gitmek geliyor. Ve bunu neden bu kadar yükseltmişim? Her neyse. Şimdi bir tane kaya gövdemiz var. Onu şuraya koyalım. Bir tane sinsi vardı. Bir tane de balina var. Tamam. Bakayım başka bir gövde var mı? Böyle devam ediyorduk. Mesela bu kaç yıldız? 3 yıldız. Tekerlek açıklıkları bunun daha fazla ama bunlar biraz daha içeri gömük. O yüzden bu biraz daha iyi gibi. Bakayım yoksa? Evet, bunlar biraz daha havada. Tamam, başka var mıdır? Elmas gövdelerini zaten kullanmıyoruz. 5 para etmez. Sizin de kullanmanızı tavsiye etmem veya herhangi bir yükseltme yapmanızı önermiyorum. Mesela şu forkliftleri de satalım. Artın parçalardan forklift var. İşe yaramayan parçaları veya işe yaramamaktan ziyade seviyesi düşük olan parçaları satmanızda fayda var. Boşuna karışıklık yapmasın. Mesela altın parçalardan iki tane balon gelmişse şunları satalım. 5 seviye olan parça sat gitsin ya. 11 seviye mi? Ne ara 11 olmuşsun sen? 1100, 1300. Peki yükseltme yapsam çok daha fazla verecektir diye düşünüyorum. Mesela şuna yükseltme yapsam 500 can artış veriyor. Hiç fena değil. Altın 1 milyon olmuş. Çok iyi. Şunu 21 mi? Ben ne kadar yükseltmişim bunları bu ara.
Bu sadece 3 seviye arttırıyor. Neyse o şimdilik dursun. Gövdemiz var. Neyse şimdi bu dursun. Onu yükselteceğiz. Ben buradaki roket ve çift roketi alayım. Başka çift roket var mı bizim? Varmış. Bir yıldızlı. Buradaki kaç? Ha bu sinsi için vuruş veriyordu. Çok pardon. Sinsi gövdesi. Öyle bir sinsi gövdemiz yok ki. Mesela var burada ama 12 gücü var. Güç alet çantası eklesi bir şey yarar mı? Mesela ne kadar vuruyor bu? Pardon ne kadar gücü var? 6 gücü var. Bunun ne kadar gücü var? 6 gücü. 12. Tam sıkıntı yok. Ben buna 3 tane güç alet çantası eklerim ama bir tane daha çift roketim yok ya. Veya bir tane daha çift roketim olsa ne olur? Zaten balona karşı pek bir önlem alamayacağız bu durumda. Ve de 14 kişiyi alıp bu ligden çıkmamız çok zor olacak. Yine ben en iyisini tekrardan kaya gövdesini seçeyim. Kararsızlık kötü bir şey. O yüzden bunu şöyle koyayım. 6400, 3142. Yine aklım başka yerlere gidiyor ya. Mesela bu mitolojisi ne kadar buluyor? 4170, 7456. Bir sinsi daha mı denesem? Ha, düşüneyim. Sinsiye geri vites koyup 3. gövdeye mi koysam? Peki bu balina gövdesini ne koyabilirim? 2 tane balon koysam? Şu gövdeleri bir ayarlayalım. Şöyle savaşına gireceğiz. Gireceğiz. Mesela burada roket vardı. Yükseltmiş miydim bunu? Yok. Dursun o. Vitalis koyayım ben iyisi. Vitalis mi koyayım? 4170. 3545. Zaten balonu havaya kaldırırsak büyük ihtimal rakibi alırız diye düşünüyorum. Mesela şunu koyalım. Balina için can veren bir şey vardı şurada sanki. Gövdeyi arttırmış mıyız? Mesela koysak. Evet 2660 bir can arttı. O zaman bunu da ön kısma koyalım. Tamam bu gövdeyi ayarlamış olduk bu şekilde. Şimdi burada roket mi kullansam veya şu gövdeyi mi değiştirsem? Bunda canı gayet iyi yalnız. Ve de tekerleklerin canı çok fazla. Evet burada öyle bir şey söz konusu. Onun için bu tekerlekleri alıyorum. Kaya gövdesine koyayım ki bunda canı artsın. Daha fazla artsın. Çok artsın. Tamam. Peki bu gövdeye bir şey yapalım mı? Mesela şimdi iki tane sinsimiz var. Mesela şunu şöyle koyalım. Sonra da bunu koyalım. İki gövde arasındaki farklara. Sen ne ara geldin böyle? Gel bakayım. Ayıp oldu şimdi. Neyse şöyle bakacağız. Bir sağ bir sol. Arasında hiçbir fark yok ya. Aynı. Birebir aynı. Evet birebir aynı. Tekrardan deneyelim bakalım. İki geri vites koyalım buna. Çünkü bu bayağı işe yarıyor. Özellikle çok güçlü rakiplerde hasar veremediğimiz rakiplerde. Bu çift roketle iyi bir şeyler yapabiliriz diyorduk ama çift roketi buraya koymuştuk. Evet şimdi hatırladım. Ne yapsak ki? O zaman şöyle yapalım. En başta bir şey deneyelim. Neydi onun adı? Balon mu koyayım buraya ya? Balon koyayım. Bir tane şampiyona deneyelim. Ne kadar kişi alıyoruz? İlk yardım seti bayağı bir can veriyor. Bir girelim bakalım. Ama şimdi iki topuz olduğu için balon tam rakibe doğru vurur mu? Ona bakmamız lazım. Tabii ki vurmaz. Tabii ki vurmaz. Tekrardan biz ilk yardım setini koyalım. Ya zaten hemen olarak yükseleceğimi düşünmüyorum. Çünkü iddialı bir gövdem yok. O yüzden ben ilk yardım setini 4 yıldız 6700 iyileştirme. Çok iyi bir oran. Kutumuz varmış. Kutuyu açalım. Kaya geldi. Bundan ne geliyor? Sörçü geldi. 4 yıldız. Keşke daha iyi bir sörçü gövdesi geleydi. Altın 1 milyon. Yani yükseltmede sıkıntımız olmayacaktır. İyi bir gövde gelirse direkt olarak yapıştırıp bundan sonra yola devam edebiliriz. Hadi bir de can ver bize. Neyse. Yükseltme yaparak bunu almamız kolay olur. Geri döneriz. Arkadan da vuracağız. Tamam. Evet evet. Çift roket olduğu için geriye dönsek bile rakibe hasar verebilir. Mesela bu kaldırsın bizi. Ama bu 21 bin vuruyor. Böyle bir şey söz konusu. Ve de 9000'li vuruşla buna maalesef pek bir şey yapamayacağız. Ve de 26.000 can. Çok iddialı bir can. Balonu var. Gerçekten çok güçlü arkadaş bunlar ya. Bu rakipler bayağı kuvvetli. Yani 41.000 canla bile bir şey yapamıyoruz adamlara. Çift roket var. Tolga Reis. Tolga Reis ne yapıyorsun sen? Gövdesi iyi yalnız. Gövdesi güzel. Gördüğünüz gibi yani iyi bir gövde de yaptık. Çok da kötü değil. Ama şu seviyede bile rakipler çok zorluyor bizi. O yüzden çete savaşına çok ağırlık vermemiz gerekecek. Neyse buradan çıkalım. Daha fazla rezil olmaya gerek yok. Tamam. O zaman ben bu çift roketi kayadan alayım. Kayaya mitralyöz koyayım.
Bir tane de balon mu koysam? Yok, balon koymayayım. Balon bunda var zaten. Tamam. Bu çift roketleri alayım bundan. Sen gel, sen de gel. Şunu koyalım. Bir tane topuz koyacağım sadece. O da bu olacak. Buraya ne koyacağız? Mitralyöz veya roket. Yok ya, roket çok düşük vuruyor. O zaman elde yapamam ki ya. Bir balon, bir bıçak deneyecektim de işe yaramayacaktır. O zaman ben şöyle yapayım. Şu mitralyözü bundan alayım. Ben yanlış yaptım. İkinci gövdeyi seçeceğim. Aynen, çift roketi mi koyayım buraya? Yok. Normal roketi koyalım. Şöyle yapacağız. Tamam. Tamam, artık gövdeyi tamamladık. Gövdeleri tamamladık. Çete savaşına girebiliriz. Şunu da şöyle. Oo, 7450 çok fazla vuruyor. Aa, çok iyi bir vuruş var gerçekten. Bu şekilde bile alamadığım rakipleri şampiyondan alabilirim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Hadi, güzel şeyler umarım olur. Çok kolay bir rakip. Saldırı birim bile yok desek yeridir yani. Yani 13.000 vuruşla 4.000 canı olan rakibe tek atamıyoruz. İhtiyacımız olan tek şey çok güzel bir balina gövdesi. Ama o da zor geliyor ya. Search'ü genelde iyi oluyor. Tek slotları yukarıda, öne bir tane pompalı, arkaya bir mitralyöz. Çok güzel olabilir. Giriyoruz. 15.000 can. 16.000 vuruş. Gayet iyi. Balon gelmesin de bu şekilde idare edelim biraz. En az bir 8. rakibe kadar böyle frame vermeden gelsek iyi olur. Çok iyi oldu. Bu şekilde rakipleri almak güzel oluyor. Devam. Durmak yok. Hızla devam etmemiz lazım. Belki bir umut şampiyonundan çıkarız. Güzel bir gövde gelir de. 4 yıldızlı mitalyoz. Süper süper. Çok iyi. Bunu hemen gelip şey yerine koyalım. Kaya gövdesinin yerine. Gel. Of, 10.000 vuruyor. 10.000 çok iyi bir rakam. Rakam değil ya. Rakam 0-10 arası. Çok iyi bir sayı. Evet. 4.170. Bunu da bunun yerine mi koyalım artık? 5.545. Neyse, bu dursun. Duruma göre bunu değiştiririz. Ya bayağı iyi oldu ya. 20.000 vuruyoruz. Bakın, bir anda oyunun kaderi değişti. Ve de ben buna yükseltme yaparsam, ki yapalım. Gelin yapalım. Saldırı alet çantası mı görüyorum orada? Gel. 1700 vuruş veriyor. Yani bundan daha iyisi olamaz derken alt garaja tıklamışız. Eğer oyun böyle donuyorsa alt garajdasınız büyük ihtimal. Gövde yükseltmesi varmış. Onu bir ara yapacağız. Ve de yeni bir gelen güncelleme yine alt garaja gelecekmiş. Onun da haberini aldık. Sayfasında gördüm oyunun. Hala ısrarla alt garaja yükleme yapıyorlar. 556 memura veremem. Kesinlikle veremem. Tamam. Bakalım ya, şampiyonu da bu sefer alırız. Yani 20 mi vuruyoruz artık? Boru değil. Gel. Mesela bu arkadaşı hiç affı yok. Ama havaya vuruyor ya. Şey, havaya vuruyor. Arkadaki mitralyöz. Bunu alır mıyız? Aa, geri vuramıyoruz ya. Balonu vardı. Aa, bunu alacağız bence. Bunu alırız, şu vuruşa bak. Gövde bütünlüğü olan bir gövde olsa var ya. Balonu var. Aa, bunu yapma ya. Herkes balon kullanıyor, herkes. Bunu alırız. Bunu alacağız. Artı bir de ilk yardım setimiz var. Yine balon, yine balon, yine balon. Herkes de balon var ya. Bunda da balon var. Ama neyse, bunu balonu patlattık galiba. Evet. Ya, bir bıçak koysam arkaya iyi olur da. Adamların bıçaksız şu kadar vuruşu var zaten. Yok ya, bu gövdeden adam olmaz. Bu gövdeye hiç güvenmeyin ya. Çünkü balonu yok. Balon koyamıyorsunuz çünkü bu çok etken yani. Herkeste balon var. Balon olmasa belki çok rahat bu şampiyonadan da çıkmayı başaracağız ama balon bütün oyun kaderini değiştirdi ya. Bu güncelleme var ya, çok kötü geldi yani. Tamam, bazı zamanlar güzel oluyor, evet, ama çok değişik bir gövde gördüm orada. İki geri vitesi var ve de bıçağı var. Ona tam tersini yapmak istemiştir diyeceğim ama evet, tam tersini yapmak istemiş. Neden böyle bir şey yapsın bir adam?
Geri vitesi mitralyöz. Bu da değişik. Hadi balina gövdesi çok iyi olur. Tekerlekler arkada. Kocaman tekerlekler koyarız. Olmadı çift roket deneriz. Güzel şeyler yaparız. Ne geldi? 5 yıldızlı Hilti geldi. Ama bir tane videom var. Çok önceden çekmiştim. Kim demiş ki ya roket takılmaz diye. 60'ım falan izlenmiş. Yorumlarda görüyorum. Tabi videonun içeriğinde de doğru yani. Atılan yorumlar olarak. Videoda Hilti'ye Hıltı diyormuşum. O zaman Hilti olduğunu bilmiyordum. Gelen geçen yorum atıyor. Hıltı değil, Hilti. Böyle tırnak işareti içinde. Gelen gömüyor, giden gömüyor. Abi açıklamaya sabitlene yoruma yazacağım. Ya millette böyle var ya, bazılar var özellikle. Yani nereden bir açık bulsam da hatasını görsem yazsam. Ya böyle zaten iyi niyetli olan bir adam. Ya usta, ya dostum, ya bilmem ne. Buraya hilti demesin, hilti olacak o falan diye. Yok o olacak değil, yok bu olacak hesap sorar gibi. Belli bir çizgi geçenleri zaten kanaldan uzaklaştırıyoruz. Yani bizim önceden de söylemiş olduğumuz gibi. Kanal çöplük olmayacak. Bu adam ne yaptı? Güzel gövdesi var. Arkaya kocaman bir tekerlek. Bizi zor aldı ya. Canımız çok fazla. Gövdesini gerçekten iyi yapmış ama bir havaya uç bakalım. Şimdi kim kötü durumda kaldı? Bu ne olacak? Başa baş bir mücadele. İki bıçak, muazzam vuruş ama maç bizim. Maç bizim. Eskiden Altın Ligi vardı ya. Altın Ligi. İki günde bir Altın Ligi bitiyordu. İki günde bir şampiyona bitiyor. Yani bir gün şampiyona bitimi, bir gün Altın Ligi bitimi güzel oluyordu gerçekten. İki balonu var. Bizim de iki balonumuz var. Kim kalkar bilmiyorum. O zaman ben şuna bir tane bıçak koysam mı? Veya pompalımız yok. İlk gövdeyi hiç kullanmadım. Evet, evet, evet. İlk gövdeyi kullanalım ya. Bakalım ne olacak. Girelim. Ne oldu? Az önce ne oldu be? İtici mi koydum ben? O neydi be? Hiçbir şey anlamadım. Vallahi billahi. Şuna bir vuruş yapacaktık. Onu da yapamadık. Ne kötü denk geldi be. Ben tekrarına bakacağım. İtici mi vardı bize? Geri vites koymuştuk yoksa. Bakayım. Yo, itici de koymuş olabiliriz ha. O neydi öyle ya? Adamı yapıştık direkt. Karma. Kötü oldu mu? Bir tane vuralım. Güzel. Son rakip. Ne olacak? Kim... Kesin biz kötü durumda kalacağız. Ya bu oyunun kaderi. Ha bu var ya, her zaman böyle oluyor. Pompalı var mıydı bizde? Olması lazım ya. Pompalı bir koysak. İtici koymuşuz ya. O neydi ya? Bir an şaşırdım. Geri vites koyacağız abi. Neden böyle oldu? Aynen. Of, canlara bak. Can artışına baksın. Çok güzel olacak. Çok güzel. 3 yıldızlı balon gelmiş bize. Hemen bunu şunun yerine koyalım. Muazzam. Peki pompalı mı koyacaktık? Hadi koyalım bakalım. Gel sen de. Pompalı patlatır bunu. Evet, işe yarayacaktır. En son rakibi ne kadar gövdem kalırsa kalsın yine bununla gireceğim. Başlayalım. Ve de şu gövdeye de bununla gireyim. Ne olsa pompalı. Ne olsa pompalı da. Öf. Ama alacağız bunu ya. İt 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 şunu ha. Sonunda güzel. Sonunda. Bunda ne olur bence? Bir de bununla girelim bakayım. Girelim ya. Geri it. Yaklaşma. Aa, bir tane vurması kötü oldu. Bakalım. Dön dön dön. İşte bu. Evet. Sonunda artık oluyor galiba. Bir de şu arkadaşı alalım. Düz dur. Evet. Tamam. Geçen videoda deli etti beni ya. Atlıyoruz atlıyoruz atlıyoruz. Bir düz durmuyordu. Ama neyse ki şimdi düz duruyor. Galiba bu sefer kanser etmeyecek bizi bu. Ya videonun başında diyecektim ya. Neyse unuttum. Kaya gövdesi geldi. Onda yer mi? Bunda yer mi ya? İki geri vites falan. Deneyeceğim ulan. Hadi gel deneyelim. Aklıma gelmişken. Peki ne deneyeceğiz? Bu gövde dursun. Durmasın. Yani bunu değişelim. Bunu tak sökmesi kolay oluyor. Şöyle bir şey deneyecektim. Bir tane bug vardı. Geri şeyle atlıyorduk. Mesela bir metalist koyalım şuraya. Bir de geri vites koyacağız. Mesela şuradakini alalım. İki tane koysak da çok uçar o zaman.
tekerleklerin boyutunu büyütmemiz gerekecektir. Yine biz bildiğimiz şekli yapalım. Bakalım ne olacak. Çok havaya uçacak ya, kötü olacak bence. Bu neydi be? Adam tek mi attı bize? Yoksa direkt ekskavatöre mi gittik? Dur bakayım. Başlar başlamaz yenilmek olmak olsa bu olma gerek. Cümleyi de kurdurtmadı bana yine. Bakın bu şekilde yenilebilirsiniz arkadaşlar. Lan yine arkadaşlar dedim ya. Bu şekilde yenilebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Şuraya bak ya. Geri vites olmayacak demek ki. Bir tane de ne koysak oraya? Balon koysak, iyice zorlaştırsak işi. Bakalım belki işe yarar. Denemekten zarar gelmez. Mesela buraya koyalım. İlk başta buraya koyalım. Amacımız şu sol üstteki yere tırmanmak. Hadi be. Az daha oluyordu. Peki balonu çıkarsak böyle biraz gövde hafiflese. Çık şuradan. Dene. Pek alakası olmadı. Yine iki geri vites tekerlek boyutunu büyütüp öyle de deneyebiliriz. Peki şu iticiyi geriye alsam ne olur? Şöyle bir şey yapsak. Bence hiç olmaz bu sefer. Hiç olmaz yani doğal olarak. Adam öyle yapıyordu onu ki. Köşeden sallıyordu bize. Neyse bir de şöyle deneyelim. Tabi başa gidecek. Geri vites şuraya. Kocaman bir tekerlek koyacağız. Nerede o şu? Gel bakayım. Çok saçma oldu ya. Bak bakayım. Baya saçma oldu. Bunu koymaktansa yine arkaya ve öne iki tekerlek koyayım. Yapışkan tekerlek olsun. Bu şu yapmaya çalıştığım şeyi videonun linkini sağ yukarı umarım koyarım. Umarım unutmazsam. Olmak üzere. Hadi be, o kadar geldi gitti. Ama yalnız fena bir gövde oldu ha. Güzel bir şey oldu. Bu şekilde de adamı da almayı başardık, gayet iyi. Bir daha deneyelim bakalım şunu. Çok değişik oldu gerçekten. Havaya bayağı çıkıyor gidiyor. Dur bakayım. Ha, gerçekten güzel ama ha. Ama yine düz durması muazzam. Evet. İşe yarayacaktır bu. Bu işe yarayacaktır. Biraz daha tekerlekleri oynasak olabilir aslında ha. Aynen tekerlekleri biraz daha oynasak çok daha farklı şeyleri yapabiliriz. Ama boyutu biraz daha yükseltmek farklı sonuçlara yol açabilir. Bak deneyelim ya. Denemekten zarar gelmez. Bakalım. Duvara yapışıyor ya. Çok sert hem de yapışıyor. Başka ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Mesela şunu koysak biraz daha işleri değişecektir. Daha hafiftir bence ya. Tüh. Olmuyor ya. Ama bu diğer olay bu bayağı hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir şey. Tavsiye ediyoruz. Tamam. Evet artık eğlence bitti. Biz işimize geri dönelim. Geri vitesler nerede? Burada. Gel. Roketi bulacağım en başta. Tekerlek bir tane koyacaktık. Mesela şu. Tamam. Gir çete savaşına. 10 gün önce en son yazılmış. Çok güçlü birine benziyor. 2 balon kaldırır mı? Umarım. Ve 26 bin vuruyor. Dövüşelim. Alırız umarım. Mesela bunu şu şekilde bir düz dur ne olur? Adamsın, süpersin. Bıçağı bize vuramaz. Olay bitmiştir. Aynı gövde. Dün böyle durmuyordu ama artık duruyor. Artık duruyor. Yine bununla gireceğiz. Şöyle bir vuralım. Şöyle düz dur. Bize vurma. Evet. Alacağız galiba ya. Dur bakayım. Alamasak bile diğerini alacağız. Vur bir tane daha. Süper. Hadi geçmiş olsun. Ama dur. Alır mı bizi? O son anda bir an terörite girdim. Özellikle bu geri vitesle vuramazsak var ya şeyle. Geri vites kullanıp roketle o gövde bayağı iş yaptı yani ya. Bayağı işimize yaradı. Yavaş açıyorum. Bak yavaş açınca da işe yaramıyor yani. Gir. İlk gövde zıpkın bilmem ne. Havaya kalkman gerekmese bile diyeceğim ama zıpkını var ya tutar yapıştırır. Havaya kalk. Kalkmak zorundasın. Ya ben pompalı mı koyduk buna
derken, evet, pompalı koymuşuz. Ama kaçarı yok. Köşeye sıkıştırdık artık. Onu yemeyeceğiz ekskavatör. Güzel. Sana gireceğim lan. Bakalım kim şey yapacak. İyi. İyi dedim ama pek iyi olmadı. İyi hasar bıraktık yalnız ha. Güzel. Güzel güzel. Şununla bir tek atalım. Hop küt. En sevdiğim gövde. 30 bin vuruyormuş. Çok fazla vuruyor. Bir. Geriye vurma. Biz vuralım. Aa lan kaçamadık ya. Kaçamadık. Hacı abi ne yapacaksın? Bir tane daha vurma bize. Aa fena vurdu. İkinci gövde, üçüncü gövdenin canı kaç? Onu biraz arttırsak, bu gövdeyi havaya kaldırsak bir şekil falan. Ne kadar canı var bakalım mesela. 29 bin. 30 bin vuruyormuş. Hiç fena değil. Tamam ben buradan şeyi çıkartıyorum, bu gövdeyi alacağız. Veya metalöz mü koyalım ya? Patapat hızlı hızlı vursun. Evet. Ama canı biraz arttırmam gerekecek. Şu gövdeyi ufak bir dokunacağız. Mesela şöyle bir dokunuş. 1100'lük bir can. Yeterli olacaktır. Gidiyoruz. Hadi bas 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 bas. Hızlı hızlı. 30.000. 260. Gir. Mesela buna. Aa bu gövdeyle mi giriyorduk buna? Yok. Bakayım. Ne yapacağız? Bu alırım bunu almaz ki. Dönme ne olur. Ya dönme ya öf. Hep böyle oluyor. Ya ben ona o gövdeyle girmesem nasıl alırız bu gövdeyi biz? Bunu alır mı ki? Oluyor lan. Sağlam aldı. Peki bunu nasıl yapacağız? Kaldık mı bizi havaya ya? 3400 vuruyor. Kalkma. Yen şunu Hacı abi ya. Bunu yenecektin. Şuraya bak. 3000 vuruyor. Ya bir vuruşu bile bizi alır. Ya diğer türlü bile alıyor ki zaten. Ne yapacağız ki? Ne yapsak? Bir daha bakayım gövdeye. Tamam, ikinci gövde bu şekilde. Direkt ikinci gövdeli kesim onu alamıyor muyuz biz? Alamıyor muyuz? Diğer türlü üçüncü gövde onun üçüncü gövdesini alır. Tekrarlamak yaparsak güçlü olmamız lazım. Sağlık alet çantası var. Sağlığa gerek var mıdır? Ne yapalım? Ne yapalım? Bakalım, bakalım, bakalım. İyisin bu gövdenin canını ben biraz daha arttırayım. Evet, evet, evet öyle yapayım. Mesela şu çöpçüyü buna koyayım. Bir de hilti vardı bizde. Neredesin abi? 4 yıldızlığı koy. 2200. Bir de şunu yapıştır. Biraz daha hızlarsa çok iyi olacaktır. Hiç fena değil. Bir de şu gelsin. Bir de testere. Tamam adam artık bize bir tane vursa bunu alırız bence. İlk gövdesini alırız umarım. Biraz daha yükseltsem mi ya bu gövde? Kullanır mıyız? Hadi son bir defa daha yükselteceğiz. Şunu koyalım. Bir de şu kocaman yapışkan. Çok iyi oldu. Bence süper oldu. Gir. Mecbur bu ilk gövdeli ona girmemiz gerekecek. İkinci gövdeli ona girsek tek atıyor bize. Aslında şu an var ya ikinci gövdenin hiçbir şeyi yok bence. Ama yine dursun. Bu yani bunun kaçarı yok. Evet pompalı da koymaya gerek yokmuş. Ne kadar canımızı aldı? Umarım 32.000'lik bir can kalmıştır geriye. Adamı durduk ve ekskavatöre servis ettik. Evet bu gövdeyi almak olayı bunda. Başka bir şey yok. Şimdi gövde zayiatı vermeden bu rakibi alabilir miyiz? Bakın gövde zayiatı. Tek atma bize ne olur? Süpersin. Kal öyle. Evet. İşte tecrübe buradan kaynaklanıyor. Gövde zayiatı vermeden bu rakibi alabiliyoruz. Yaptığımız tek şey ne? Bunun canını arttırmak ve de bu gövdeyi bu rakibe saklamak. Tek şey bu. Hadi güzel bir şey gelsin bari. İyi bir galibiyet aldık. Ne gelir? Ne gelebilir ki? Güç alet çantası. Tamam. Bu rakip 15 mi vuruyor? Balina, balina. Tamam. Çok güzel. Kovucu olsa iyi olurdu yalnız ama. Havaya kalk. Çok kalkma ya. Kal öyle. Deli vurur bu ya. Bu çok deli vurur. Alır. Gövdeyi de aldı. Bizim bunu almamız lazım yalnız ama ya.
Hadi sinsi, ulan bütün umudumuz sensin. Bunu aldın, süper. Düz durursun değil mi? Adamsın sen ya. Çok iyisin. O vuruşu bile ona yaptı, gördünüz mü? Ya bütün oyunun kaderini değiştiriyor gerçekten. Zıpkın, gövde ne olur dönme. Dönsen ne olur? Dönsen ne olur lan? Zaten yan yatıyorsun. Ölüsü bile iş yapmaz bunu. Evet, son bir vuruş yapar mıyız? Tek atacağız ya. Tek vuruş, tak. Servis. Güzel. Güzel. Gerçekten gayet başarılı bir şekilde aldık bunu. Son rakip 150 bin mi vuruyor? Hocan 200 bin mi? Oğlum, ya o kadar savaşıyoruz, gelen adama bak. 150 bin. Ya bizi aşar bu. Bu adam bizi aşar. Bu çok güçlü. Hadi kolay biri gelsin. Zıpkını var. Roketi var. Bu adam bizi ikinci gövdesine baksanıza. Bir de bizim sinsiyle karşılaştır. Adam parlıyor. Değiştir. Kolay biri gelsin. İtici. Tamam. Tamam. Bunu alırız. Bunu alacağız. Gir. Tabii ki sinsiyle bunu bir. Yanlış, aman yanlış girmeyelim. Burada her gövdenin önemi büyük. Hop, havada süzül. Uzaktan uzaktan. Bir, iki. Bize vuruş yapamaz bence. Bence yapamaz. Yapamaz. Yaptırmayız. Mesela bu arkadaş. Bu arkadaşı biraz havaya kaldırmamız gerekecek. Biraz havaya kalk. Geriye dönme ama. Cık. Havaya kalkıyorsan geriye dönmeyeceksin abi. Bir de şuna girelim ya. Ne yapalım? Süper. Gayet başarılı. Son gövdesi. Hadi geçmiş olsun. Ya şimdi şuraya bak ya. Şu akıcılığa bak. Ama var ya, şu gövde düz durmasa, yan dursa, eğri dursa, büğrü dursa, yani hiçbir kurtuluşumuz yok. Bu adam bizi tost eder. Yemin ediyorum. Evet, 10'da 10 yaptık. Güzel. Her şey yolunda, gayet iyi. Ama yine şampiyona da iddiamız yok. Bakıyoruz. Ya bu ne ya? Tam hilti geliyorsun. Tam benimle için vuruş veriyorsun. Zaten seni kullanmayacağız ama neden bir yıldız geliyor? Görüyorsunuz değil mi? Yani o kadar şey yaptık, oynadık ama saçma sapan bir alet malet geldi. Ne yapalım biz şimdi çete savaşında, ne yapabiliriz ki? Hiçbir şey yapamayız. Ama bu gövde belki işe yarar, bu sinsi gövdesi. Ne yaptın? Ya alırız ya, yine bayağı bir rakip alırız. Mesela bu rakip artık. Ana! Oğlum niye böyle tallere girdi bu? Vallahi nazar değdi. Bakayım bunda ne olacak? Görüyor musun? Çete savaşında teröristlerin, adamın düştüğü hallere bak. Yine alıyor ama. Oğlum neden düz durmuyor? Aa, duracak bu sefer. Bu sefer durdu. 31 bin vuruyor lan. Ups bo. Biraz vuruş yaparsak alırız bunu. Düzdür abicim, ne olur, adamsın. İşte bizim bir vuruş boşa gitmese Tolga Reis'i de alacağız ama. O merkezde çift roket var ya. Bir de kocaman vuruyor ha. Bayağı fazla vuruyor. Bak yine çift roket. Yok abi. Burada, bunun çift roketi yere vurur ama. Şey, havaya vurur ama. Bizim gövde düz durur mu? Ziya Kadir. Ziya ne yapıyorsun? Ziya Kadir bizi aldı. Neyse ya. Yarın bir şeyler yapacağız artık. Bunu alalım bari. Bunu alıyormuşuz zaten. Neyse, iyi. Fena değil. Arkadaşlar, kanala abone olursanız güzel olur. İzleyenlerin zaten %90'ı kanala abone olmayan kişiler. Bu %90'ının %20'si kanala abone olsa çok rahat 10 bin oluruz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum.